Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün Selam Başkanımızla ilgili gelişmeler hakkında biz size bilgi vermek için burada toplandık. Aslında biz bunu direkt basına verecektik. Herhangi bir basın açıklaması şeklinde değil, sadece basını bilgilendirme anlamında. Ama bugün Muharrem ayının bitişi ve Aşure'nin başlangıcı olduğu için bütün canlarımız buradaydı. Hepimiz birlikteyiz. Burada birlikteliği hep beraber birlikte olduğumuz için bu basın açıklamasını açıklama şeklinde yapmak istedik. Ben şimdi bunu okumaya başlıyorum. Tekrar bunu basın mensuplarına bunu dağıtacağız. Ben Ali Vakıflar Federasyonu Haydar Baki Doğan. Basına ve kamuoyuna Cemevi Başkanımız Selami Sarıtaş'ın kimliği belirsiz motorlu iki kişi tarafından 05.08.2022 tarihinde akşam saat 21.30'da evinin önünde uğradığı saldırı ile ilgili tarafımızca basın açıklaması yapılmıştı. Bugüne kadar kamuoyunun gösterdiği yoğun ilgi ve destek için öncelikle teşekkürü bir borç biliyoruz. Toplum mühendisliğine soyunan karanlık güçlerin talimatıyla işlenen bu provokatif olayın arkasındaki asil faillerin bulunması ve yakalanması için soruşturulmasının derinleştirilmesini talep etmekteyiz. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Türkiye'de yaşayan, temiz bir toplum isteyen, barış ve huzur isteyen herkesi duyarlı olmaya ve desteğe çağırıyoruz. Toplumsal duyarlılığın devam ettirilmesini, bu tür karanlık olayların ortaya çıkarılması için elzem buluyoruz. Savcılığın ve kolluğun yoğun çalışmasıyla olaya karışan bir kısım failler yakalanmış, yapılan soruşturma ve sorgu sonrasında 09.08 tarihinde 4 kişi tutuklanmış, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Henüz yakalanmamış firari sanık veya sanıklar mevcut olup soruşturma devam etmektedir. Dosyada gizli kararı olması sebebiyle tarafımıza verilmeyen tutanak ve şüpheli ifadelerini gazetelerden öğrenmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda edindiğimiz bilgiler çerçevesinde Cemevi'nin yöneticileri ve çalışma arkadaşları olarak failleri suçtan kurtarmaya yönelik akıl ve mantıkla bağdaşmayan hayatın olağan akışına aykırı çelişkili beyanların gerçekle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Olayın oluş sebebi kişisel değildir. Sanıkların gazetelere yansıtan beyanların hepsi yalan ve iftiradan ibarettir. Olayın magazinselleştirmesine izin vermeyeceğiz. Başkanımızın, kurumumuzun ve toplumumuzun itibarsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz. Yaşanan olay son günlerde ülkenin değişik yerlerindeki cemevlerine yapılan provokatif saldırıların devamıdır. Aynı karanlık güçler tarafından planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Olaya onlarca kişinin katılmış olması, uzun bir süre planlanmış olması, cemevinin önünden evinin önüne kadar takip edilmiş olması, darp eylemini gerçekleştiren kişilerin Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ı hiç tanımamış olmaları, tüm bu olgular birlikte değerlendirildiğinde olayın organize olduğu anlaşılmaktadır. Yakalananların sadece suçta kullanılan kişiler olduğunu düşünmekteyiz. Suçu planlayan ve işleten asıl faillerin ortaya çıkarılması ve yakalanması halinde ancak tam bir soruşturma yapılmış olacaktır. Ve ancak bu durumda adaletin tecellisi mümkün olacaktır. Olay basit bir yaralama değildir. Olay organize bir olaydır. Onlarca failin yer aldığı ve planlı bir şekilde işlenmiş organize bir suç söz konusudur. Halkı kin ve nefrete sürüklemek, mezhep çatışmalarıyla kaos yaratılmak istenmektedir. Elbette biz halk olarak bu oyuna gelmeyeceğiz. Ancak bu olayı planlayan ve talimatı veren karanlık güç odaklarının ortaya çıkarılması gerekmektedir. Aksi halde bu olaylar devam edecektir. Olayı yaptıran faillerin yakalanması için soruşturmanın derinleştirilerek devam etmesi hususunda yetkilileri gereğini yapmaya ve bu konuda siz değerli basınımızı, halkımızı ve tüm kamuoyunu duyarlı olmaya çağırıyoruz. Alevi Vakıfları Federasyonu, Hayat Değer Derneği, İstanbul Afyon Karahisar Gönülleri Derneği, SİAD Kartal Sinoplular Derneği, Kartal Tokatlar Derneği, Kartal Doğu Karadeniz Kültür Derneği, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İstanbul Erzincanlılar Derneği, Erzincan Balkaşı Köyü Derneği, Günyat Kartal Çankırlar Derneği, Erzincan Gümüş Tarla Köyü Derneği, Erzincan Refahiye Gazi Pınar Köyü,
Erzincan Refahi Uludere Köyü, Erzincan Refahi Yayla Bakma Köyü, Erzincan Refahi Göl Köyü, Sivas İmralı Dernekler Federasyonu, Erzincan Refahi Aydıncık Köyü, Kartal Mutarlar Derneği Başkanı, Gümüşhane Yeşilpınar Köyü Derneği, Elazığ Kültür ve Yardımlaşma Derneği, AYEDEF Federasyonu, Beşikdüzü Derneği, Soğanlı Karadenizler Derneği, Kurfalı Karadenizler Derneği, Giresunlar Derneği, Cevizli Samsunlar Derneği, Trabzon ve Çaykarlar Derneği, Kartal Trabzonlar Derneği, Kartal Samsunlar Derneği, İstanbul Tonyalılar Derneği, Düzköy Taşocağı Derneği, Artvinler Derneği, Genç Karadenizler Derneği, Erzincan Tanyer Derneği, Kartal Belediyesi İşitme Engeller Derneği, Spor Kulübü Derneği, Karadeniz Platformu Derneği, Ordu Birlik Platformu, Erzincan Refahi Baştosunlu Köyü, Erzincan Refahi Söğütlü Köyü, Kartal Kurfalılar Odası, Kuaförler Odası Başkanı, Kartal Sidat Derneği, Çamlımül Köyü Derneği, Leventler Köy Derneği, Erzincan Konfederasyonu, Risk Emekli Sen, Orçul Birlik Platformu. Başkanlar Odası da, Münibüsçüler Odası da var. Başkanlar ve Münibüsçüler Odası var, o da varmış. Çok teşekkür ediyoruz hepinize destek verdiğiniz için.